Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Şimdi sevgili İkizler Burcu ve Yengeç Burçlarının 8 Mart haftasındaki kahve falı yorumlarıyla karşınızdayım. Bakalım, dakik, zeki, hareketli İkizler Burcu'nu neler bekliyor? Şimdi Mars'ta misafir ediyorlar. Kazalara açık dedik. Bakalım İkizler Burcu'nu fazla korkutmadan devam edelim bakalım dostlarım. Mevlam neyler neylerse güzel eyler. Çepeçevre sarıldığınızı, çevrenizin mutlu insanlarla dolduğunu görüyorum. Tartışmaları, kavgaları bir yana bırakacaksınız. Attığınız her adımda mutluluğa doğru gidiyorsunuz. Çevrenizle ilgili bazı sıkıntılar yaşamanız sizin bir imtihanınız. Yakın zamanda bu sorunları çözüp sanki ev ve iş yeri değiştirdiğinizi görmekteyim. Aynı zamanda ikizler burçlarına yükselecekleri bir dönem, bir döngü başlamış. Yükseliyorlar ve üzüntüleriyle ilgili pek çok sorundan sıyrıldıklarını görüyorum. Şurada dağ veya kırsal kesimde bir ev görüyorum. Ormanlık alanda bir ev ya da ormanı çok olan bir şehre yerleşme isteğiniz var. Bu kesinlikle gerçek olacak. Hastalıktan şifa bulduğunuzu, yakında şifalanacağınızı görüyorum. Bir zincir elinizde, sanki bir şeyleri kırmaya çalışıyorsunuz. Bir döngüyü, hani kır kalbinin zincirlerini diyor ya, kırıp kalbinin zincirlerini, büyük bir aşkı yaşayacaksın sevgili dostum. Kurallardan ve her türlü sıkıntıdan sıyrıldığını, yeni bir döneme doğru adım attığını görüyorum. Pek çok işi başaracağın bir dönem yaşayacaksın. Bazı ikizler burcu kardeşlerim ev alma hayallerini gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda burada bir piramit görüyorum. Piramit biliyorsunuz üçgenlerden ve tabanı kareden oluşan bir geometrik şekil. Sevgili arkadaşlar, şimdi burada bir takım insanların sanki kuralları yıkarak beraberlik kurduklarını görüyorum. Mutlu bir beraberliğe doğru adım atıyorlar. Sanki dağın zirvesinden yükseliyor, yükseliyor uzun saçlı, dalgalı saçlı bir genç kız. Dağın zirvesine doğru yükselmiş ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Hayırlısı olsun bakarım. Bakalım. Bir çarpı işareti görüyorum. Sanki bir şeyleri ikiye katlayacaksınız. Ve başarı, mutluluk ve huzur seninle olacak. Bu çarpı işareti dağın zirvesinde gördüğüm genç kız silüetinin yanında. Bir genç kız sanki başarısına başarı katıyor ve mutlu yarınlara doğru koşuyor. Bunu söyleyebilirim. İyi bir sürpriz onu bekliyor. Gerçekten değişime hazır olsun. Bu değişim onun yaşamına çok olumlu şekilde yansıyacak bir değişim. Bolluk ve sınırsız bir mutluluk görüyorum sevgili arkadaşım. Kelebek görüyorum. Kısa süreli mutluluklardan sonra kalıcı bir beraberliği yaşayacağınızı görmekteyim. Bu zirvedeki kızın başında çiçeklerden oluşan bir taç görüyorum. Sanki kırsal kesime yerleşme isteği gerçek olacak ya da açık bir yerde, açık bir arazide duruyor. Özgürlüğünü ve mutluluğunu kazanmış gibi geliyor bana sevgili dostlarım. Ve kendinizi ifade etme fırsatı bulacaksınız. Burada masa başında oturmuş birisini görüyorum. Sekreter olabilir, öğretmen olabilir, bir hanım. Bir hayli üzüntülü gözüküyor. Sanki ikili ilişkilerde bir ayrılık yaşamış gibi. Fakat geride bıraktığı insanla telepatik bağını kurmuş ve o arkadaşları tarafından da destekleniyor. Aynı zamanda bazı sorunlarını kendiliğinden çözmeyi başaracak bu genç kız. İ harfi, A harfi, I veya İ harfi, A harfi olan, adında soyadında olan bir beyden hayırlı haber alacağınızı, sevineceğinizi görmekteyim. Burada kocaman bir M harfi, Manisa'nın M'si duruyor ve
Etrafında bir sürü insanlar toplanmış. Sanki bu M harfinin sembolize ettiği konu mutluluk ya da işte M harfiyle başlayan başka bir olumlu ifade. Çünkü insanlar neşeli ve güler yüzlü duruyorlar. Mutluluk ifadesi var yüzlerinde. M harfini ben mutluluğa yoruyorum. Mutlu bir toplantı yapılacağının işareti. Balon çıkmış, bir balon patlıyor sanki. Birisinin yalanını ortaya çıkartıyorsun sevgili İkizler Burcu. Ve yalanını çıkarttığın insan hayatından çıkıp gitmiş oluyor. Bu bir iş akdi de olabilir, başka bir sorun da olabilir. Çözülüyor yalnız. Yalanın ortaya çıkmasıyla o insan senin hayatından gidiyor. Gelelim tabağa sevgili arkadaşlar. Tabakta neler var bakalım. İkizler Burcu için şurada bakın bir apartmanın 4. katı gözüktü. Burada kiralama veya satın alma olayını gerçekleştireceksiniz. Şurada da bir tümsek görüyorum. Engelleri aştığını, bir aşk üçgeninden çok rahat kurtulduğunu, sıkıntıları aştığını görmekteyim. Şurada aşağı doğru inen bir otobüs var. Bazı sıkıntıların aşıldığını, aşağı doğru inildiğini, mutluluğa doğru koştuğunuzu görüyorum sevgili dostlarım. Mutlu ve huzurlu bir beraberliğiniz olacak hayırlısıyla. Yengeç burçlarına geçtiğimde sevgili dostlarım, şurada yengeçlerin bazı durumları değiştirebileceklerini, hastalık gibi bir şeyle uğraştıklarını, şurada adeta bir çakra dizilimi olduğunu, vücutlarındaki bazı çakraların, kalp çakrasının ve üçüncü çakranın tıkalı olduğunu görüyorum. Solar plexus dediğimiz hani göbek deliği kısmında bir rahatsızlık ve kalpli bir rahatsızlık görüyorum. Hayırlısıyla bir tıkanma söz konusu. Sevecen sözlerle ve kalbinizi sevgiye açarak bu sıkıntılardan kurtulabilirsiniz. Yengeç deyince aile ortamı tabii ki olmazsa olmazı. Sevgili yengeç burçları, ailenizde çok iyi günler, güzel günler yaşayacağınızı görüyorum. Buna tanık oluyorum. Bazı yengeç burçları da ikili ilişkilerde, aşk ilişkilerinde sıkıntıyı atıp aradaki sorunları çözüp evliliğe doğru adım atıyorlar. Telefonun var, hayırlı bir telefonun. İki vakit içerisinde, iki gün, iki hafta, iki ay içerisinde bir sorunu çözüyorsun. Yengeç burçlarıyla terazi, yengeç burçlarıyla koç arasında başlayan aşklar sonu mutlulukla bitecek. Şurada alnı hafif açık, gayet yüzü düzgün, fiziksel görünümü çekici bir adam, güneş gözlüğü takmış gibi uzun boylu birisi. Gerçekten bu adamın bir haneye girişi var. Mutlaka ikili beraberliklerde şifalanma durumları söz konusu. İyi çıkıyor, güzel çıkıyor ve aslan görüyorum burada. Sevgili dostlarım, devlet kapısından alacağınız güzel haberlerle beraber hayırlısıyla iyi günlere doğru yürüyorsunuz. Uzun bir yol var yengeçlere. Hayırlısıyla, başarıyla gidip gelecekleri bir yol. Geçici süre kalacaklar ama çok sorunu halledecekler gözüküyor. Evinize yeni eşyalar almak için, yeniliklere kapı açmak için çok güzel bir dönem. Çoğu yengeç burcuna zenginlik ve mutluluk bir arada geliyor. Hem güzel şeyleri, hem de hani güzel sözler duyacaksınız, hem de parayla ilgili gayretinizin karşılığını alacaksınız. Bir hediye de alıyorsunuz sevgili yengeç burçları. Sanki burada bir kurban kesilmiş, postundan bir şeyler yapmış, bir kurban postunun üzerinde yürüdüğünü, yanında bir nişan yüzüğü olduğunu görüyorum. Hayırlısıyla nişan ve evlenme merasimin olacak, gerçekleştireceksin. Çok da iyi. Mahkemelik bir olayın olduğunu, bunu çözümlediğini ve aşk üçgeninden ikili beraberliğe doğru yol aldığını görüyorum. Bu yol alman çok kolay olmamış yengeç burcu. Çünkü kıskançlıklar ve sıkıntılar olmuş. Bir at ayağının dibine gelmiş, konmuş gözüküyor. Bir genç delikanlının ayağının yanında bir at var. Sanki bir işe girecek ya da bir yurt dışı olayını gerçekleştirecek. Hayırlısıyla gidip gelsin bir yurt dışı olayı var. Onu gerçekleştirecek ve çevreden alacağı tepkilerle işinde ilerleniyor. Tepkiler dedim, olumlu tepkiler var.
Sanki bir şeyleri başarmış gibi, kahraman gibi birisi. Yani nasıl diyeyim? Her ailesi olabilir, kendisi olabilir. Herkesin yardımına koşuyor ve sanki herkes ona böyle iyi bir şeyler sunuyor. Genç bir delikanlı bir şeylerin ödülünü alacak. Her şeyden önemlisi insanların sevgisini kazanmış gözüküyor. Aynı zamanda bazı dostlarım hayvanlarla ilgili, hayvan dostlarımızla ilgili çalışmalar yapacaklar. Kesinlikle evdeki hayvanlarınızda rahatsızlık varsa iyileşiyor veya onların sağlıklarıyla ilgileniyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şimdi şurada akan bir şelale var. Sanki aşağı doğru akıyor ve beraberinde böyle kanatlar takmış periler de iniyor. Su perileri iniyormuş gibi. Sudan gelecek kısmet, sudan gelecek bereket var. Zaten size ne olabilir ki? Su grubusunuz yengeç kuşları. Bir hastalığı atlattığınızı, varsa bir negatif enerji, nazar büyü gibi tamamıyla yok olduğunu görüyorum. Bu melekler, su melekleri, su perileri senin yardımına koşuyor ve sana yardım etmek üzere. Sen bir ağacın gölgesinde oturmuşsun. Bir genç bir hanım, orta yaşlı, biraz da orta yaşlı olabilir. Evli gözüküyor, çocuklar falan biraz uzakta kalmış. Ağacın altında oturmuş, karşıda bir şelale ve sanki her türlü kısmeti kendine çekmek için çalışma yapmış, bedenen çalışmış, zihnen çalışmış, mutluluğu hak ediyor ve gelen mutlu haberlerle beraber çok güzel şeyler yaşayacak. Bir doktorla görüşmeniz var sevgili dostlarım. Yaşlıca bir adam, bilge bir adam, doktor, bilim insanı. Sanki bir şeyler yazıyor, bir rapor mu yazıyor, bir şeyleri yoluna mı koyuyor? Adam aslında doktor veya bilim insanı, düşünceli gözüküyor. Ve yakın zamanda bir hastalıkla ilgili sorununuzu çözeceksiniz. Eğitim alanında da ilerlemeleriniz söz konusu sevgili dostlarım. Bir de özgürleşme hareketini gerçekleştireceksiniz. Kimsenin yapamadıklarını yapıyorsun, özgürleşme olayını gerçekleştiriyorsun. Bir trene binmiş gibisin, ilerliyorsun, yol alıyorsun. Başak Burcu'ndan birisiyle yeni bir başlangıçlar yaptığını, hayırlısıyla sevinçlere ve mutluluğa doğru gittiğini görüyorum. Burada bir çizme var. Çizme uzun yola delalet eder ve gerçekten uzun bir yola gidişin var sevgili arkadaşım. Tabağınıza baktığımda, haftalık kahve falı yorumunda tabağınıza baktığımda kocaman bir A harfini görüyorum ve yanında işaretleri var. Mutlaka güzel haberler, güzel ve iyi haberlerle beraber mutluluğa doğru gideceğini, aynı zamanda yeni başlangıçların planını yaptığını, bu planların devreye gireceğini, bir salı günü çok sevinçli haber alacağını görüyorum. Kocaman bir salı yazıyor burada. Karışık olarak dağılmış ama salı olduğunu ben eminim. İkili ilişkilerin şifalanıyor. Bir kartal yavrusuyla beraber evinizin üzerine gelmiş. Ailede mutluluk ve ailede huzur olacağını ve bir şeye çok sevineceğinizi, eşinizin terfi gibi bir olayının gerçek olacağını ve aynı zamanda deve yükü çıkmış bir yükünüzü alıp gideceğinizi, mutluluğa doğru ilerlediğinizi görmekteyim sevgili yengeç burçları. Dostlarım, ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Eğer bana kahve falı bakımı, su falı bakımı, tarot okuması konusunda danışmanlık almak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Ve aynı zamanda Instagram'da Astro Canan Canoğlu, YouTube'dan Astro Canan Canoğlu. Hepinizi çok seviyorum. 8 Mart'ta başlayan hafta bütün umutlarınızın gerçekleştiği bir hafta olsun. Hoşçakalınız efendim.